arkadaşlar, herkese merhaba. Bu ders sizlerle beraber Milli Eğitim'in AYT sorularının çözümüne devam ediyoruz. Bazı arkadaşlarınız soruların çok yakın olduğunu söylüyor, bazıları da soruların çok uzak olduğunu söylüyor. Ben de bu durumda açıkçası ne yapacağımı şaşırdım biraz. O yüzden soruları ne çok yakınlaştırmaya ne de çok uzaklaştırmaya çalışacağım. Bu derste böyle çekeceğiz. Bakalım nasıl olacak? Yorumları yazarsınız. Sorular net gözüküyor veya gözükmüyor şeklinde. Bugün sizlerle neyi çözeceğiz peki? Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü sorularını çözeceğiz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Şimdi bir taraftan benim diğer çalışmalarım da devam ettiği için bu sorularla alakalı, soru tahminleriyle alakalı video hazırlıyorum şu anda. Video henüz hazırlanmıyor ama videonun içeriği hazırlanıyor. Yani sunum kısmı, slide kısmı, soru kısmı hazırlanıyor. Şu anda yarı yarıya bitti sayılır. Hatta yarıdan bir tık fazlası bitti. Az bir kısım kaldı. Ondan bitirip en sonunda 1 Haziran'da büyük bir ihtimalle yayını açıyor olacağım. 1 Haziran'daki o tarih ve saatte yüksek çözünürlükte izleyebileceksiniz soru tahmini videosunu da. Onu da şimdiden söylemiş olalım. Şimdi bu ders sizlerle beraber Türk Dili ve Edebiyatı'ndan toplamda 1 ila 28. soruları çözecekmişiz. 1 ila 28. sorulara beraber inceliyor olacağız. Geldik birinci sorumuza. Birinci soru her zamanki gibi bir Türkçe sorusu arkadaşlar. Bize demiş ki, numaralanmış sözcüklerden hangisinin cümledeki anlamı parantez içindeki açıklamayla uyuşmamaktadır? Bu tarz soruları neye göre çözecektik? Bu tarz soruları cümleyi okuyacağız. Okuduğumuz yerdeki altı çizili ifadenin yerine parantez içerisindeki ifadeyi de getireceğiz. Cümledeki anlam bozuluyor mu, bozulmuyor mu veya o anlam sağlanıyor mu, sağlanmıyor mu diye bakacağız. Geniş bir konu yelpazesi içinde aklına gelen her konu. Şimdi geniş bir konu yelpazesi derken geniş bir konu çeşitliliği de olur mu? Olur. O yüzden ben bunları doğrudan cümle içerisinde birbirlerinin yerlerini kullanabildiğim için bu da sıkıntı yok. Her konuya değinmekten kaçınmadı. Her konuya söz etmekten kaçınmadı. Yine bir sıkıntı yok. Yine ben cümle içerisinde bunları birbirlerinin yerlerini kullandım. Kaçınmak ifadesi ise bir işi yapmaktan geri durmadı. Evet, yani kaçınmadı, yaptı o işi, geri durmadı. Doğru, bu anlamı sağlar. Yazılarından derlenen gelişi güzel başlıklardan onun ilgi duymadığı bir alanın. Şimdi yazılarında derlenen gelişi güzel başlıklar. Şimdi gelişi güzel başlık derken baştan sağa mı başlık mı yoksa çala kalem yazılan başlık mı daha uygun? Aslında baştan sağa mı ifadesiyle gelişi güzel burada birbirinin yerini aynen doldurmuyor. Gelişi güzel derken rastgele diyebilir. Onu yazayım. Rastgele. Veya çalakalem. Gerçi çalakalem de özensiz demek, yani çalakalem de çok olmuyor burada. Gerçi gelişigüzelin buradaki anlamı özensiz de çıkabilir. Onun için özensiz yazabiliriz bence, çalakalem yani. Olur, hani sıkıntı yok o anlamda. Bu gibi kelimeler bunun yerine getirilebilir ama baştan sağma derken sanki bir işi işte özensiz bir şekilde, özensiz derken burada şöyle. Hani istemeyerek anlamında özensiz. O anlamda bahsediyorum. Biraz Türkçedeki kelimeler kavramlar birbirine karıştığı için burada. Baştan sağma derken sanki o işi hiç yapmıyormuş gibi bir anlam sağlaması gerekirken burada sadece rastgele bir başlık olduğundan bahsetmesi gerekiyor. Yakın anlamlı ama eş anlamlı sözcükler değil bunlar. Bu yüzden bunlar tam anlamıyla uyuşmuyor. Arada ince bir nüans var. Onun ilgi duymadığı bir alanın çalışma çevresi. Burada alan çalışma çevresi derken tabii ki saha. Sahadan bahsediyor. Onun için bu da tabii ki birbirinin yerlerini kullanabilecek ifadeler. Bu yüzden de cevabımız Denizli seçeneğine çıkıyor arkadaşlar. Geldik soru 2'ye. Şimdi bize soru kökü diyor ki parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak hangisi söylenebilir? Söylenebilecek ifadeyi bulacağız. Bakalım. Birinci cümlede insanlar ve çiçekler belli bir özelliklerinden karşılaştırılmıştır. İnsanlar gibi çiçeklerin de kendine özgü karakteri ve dili vardır. İnsanlar ve çiçekleri kendine özgü karakteri ve dili olması açısından kıyaslıyorlar. Onun için bu olur. Büyük ihtimalle cevap bu çıkacak. İkinci cümlede çiçeklerin anlamıyla verdiği mesaj arasındaki ilişki. Çiçeklerin anlamı ve verdiği mesajlar genellikle türlerine göre farklılık gösterir. Tamam da. Şimdi burada İlişkiden bahsediyor olması için bu farklılık ne? Yani çiçeğin verdiği mesaj olumlu mu, olumsuz mu? Veya neye göre olumlu, neye göre olumsuz? Bununla ilgili bir yargı var mı? Yok. Yani çiçekler ve verdiği mesajlar farklılık gösterir de ne açıdan? Bu ne açıdan sorusunun cevabını vermediği için buradaki ilişkiden ben söz edemem. Nasıl bir ilişki var? Yani bundan bahsetmemiş. İlişkiden söz etmemiş yani. O yüzden bu gider.
Üçüncü cümlede çiçeklerin anlamlarının tarihsel değişiminden bahsetmiştir diyor. Bazı çiçeklerin anlamları ve hikayeleri efsaneleriyle ilişkilendirilirken bazı çiçek isimleri ve anlamları halk arasında anonim özdeyişlerle günümüze kadar gelmiştir. Sadece şuraya bakarsan düşersin buraya. Sadece buraya bakmayacaksın. Neye bakacaksın? Bazı çiçekler diyor, destan ve efsanelerle ilişkilendirilir diyor. Bazıları ise halkın içindeki özdeyişlerle ilişkilendirilir. Ama burada tarihsel bir değişim var mı? Yani geçmişte çiçekler şu anlama geliyordu, şu an bu anlama geliyor gibi bir kıyastan bahsetmiş mi? Hayır. Onun için bu da olmaz. Sonrasında dördüncü cümlede çiçeklerin anlamıyla ilgili kayıtların Osmanlı ile başladığı belirtilmiştir diye sormuş. Bakalım. Kendi tarihimizden örnek verecek olursak, Osmanlı'da çiçeklerin anlamı üzerine yazılı kayıtların olduğu ve bunların bir kısmının günümüze kadar ulaşabilmektedir. Ama bunu şundan mı bahsediyor? Osmanlı'daki yazılı kayıtlar ilk yazılı kayıtlar mı? Hayır. Yani Osmanlı ile başlaması ilk olduğunu gösterir ama burada ilk yazılı kayıt demiyor ki, yazılı kayıt diyor. Belki Selçuklu'da da var, belki Karahanlılar'da da var. Bilmiyoruz ki. Onun için buradan ilk kelimesini, yani Osmanlı ile başlama ifadesini çıkartamam. Beşinci cümlede çiçeklerin diliyle ilgili öznel bir değerlendirme yapılmıştır diyor. Hatta resmi olarak çiçeklerin dili ilk kez 1600 yıllarda İstanbul'da oluşturmaya başlanmış. O da tamamen tam tersi. Nesnel. Hiç öznel ile alakası yok. Nesnel bir yargı bu. O yüzden bu hiç olmaz zaten. Bu yüzden de cevap A'ya çıkıyor. Geldik üçüncü sorumuza. Hangisi bu parçada belirtilen görüşle uyumludur diye sormuş. Ben kendini kendisinden ve çevresinden uzakta tutan, sadece kelimelerin saltanat ve sefasını sürmek isteyen sanatçıları her zaman yadırgamışımdır. Usta şaireselere hayranlık duymuş ama hiçbir zaman işten sevmemişimdir. Bu şekilde kendimi ve zamanımı hiçe sayan bir sanatçı olmaktansa eserlerinde çağından kopmamış, çağının gölgesini satırlarına süslemiş bir sıradan adam olmayı tercih ederim demiş. Yani burada kendisinin yalnızlaşmasını kabullenmiyor. Kendisinin kendisiyle olan ve kendisinin çevresiyle olan etkileşiminin daha kabul edilebilir olduğunu söylüyor metin bize aslında. O yüzden hangisi bununla uyumlu diye soruyor. Sadece gün değil geleceği, zamansal bir sıkıntı yok. Zamandan bahsetmiyor burada. Dünü bugünü yansıtmak değil. Bak ne diyor? Sanatçı eserlerinde kendini ve yaşadığı toplumu anlatmalıdır. Sadece toplumu demiyor, kendini ve toplumu. Bak ne diyor? Kendini kendisinden ve çevresinden uzakta tutan diyor. Bunu eleştiriyor. O yüzden bu doğrudan buna uyar. Varlıkları farklı biçimde ifade etmekten bahsetmedi. Çağı yönlendirmekten bahsetmedi. Yeni ve özgün yapıtlardan bahsetmedi. O yüzden de cevabımız Bursa'ya çıkar gençler. Geldik soru 4'e. Parça demiş, edebi türlerin hangisinden alınmış olabilir? Böyle sorular ikidir soruluyor. Edebi tür sorusu. Geçen derste de hatırlarsanız söylev türlerinden bahsetmişti. Bu edebi türler demek ki önemsenmesi gereken bir konu. Çünkü bayağıdır soru gelmiyor ama sürpriz bir soru gelebilir. Mesela geçen sene Türkçeden 6 soru geldi. Türkçe kısmından. Hani hep 5 soru geliyor ya. 6 soru geldi. Belki bu sene 4 Türkçe gelir. İşte bir tane de edebi tür sorusu bu şekilde. Hani öğretici metinlerden bilgi sorusu gelebilir. Olabilir yani. Onun için önemsemek lazım. İşte bir önlem alınmazsa Türkçemiz iyice yozlaşacak ve 50 yıl sonra gelen nesil bile bugün yazdıklarımızı anlamayacak. İnsanlar yabancı bir dile ait sözcükleri kullanarak modernleştiğini sanıyor. Oysa kendi dilini yok ediyor. Ama farkında bile değil. Halis muhlis Türkçesi dururken yabancı sözcükleri kullanmak nedir anlamak mümkün değil doğrusu. Geçenlerde bir yemeğe davetliydim. Yakın bir aile dostum evinde masada yemekteydik. Ne olduysa oldu. Elimdeki su bardağı yere düşüverdi. Dolayısıyla canım sıkıldı biraz. Aile dostumun beni teselli etmek için sarf ettiği ifade aynen şuydu. Relax ol. Problem yok. Hadi problemi anladım da relax ol da neyin nesiydi? Dilimizde karşılığı yok muydu? Evet de vardı. Fakat o bunu tercih etmişti. Dil güncel bir problem mi? Evet. Yani Türkçenin yanlış kullanılması ve yabancı dillerin boyunduruğu ifadesi problemi. Günlük yaşam problemi ve halen devam ediyor. Yani uzun sürelerdir, yaklaşık 15 yıldır, 20 yıldır belki de süregelen bir problem. Yani her zaman vardı ama hani bastırdığı evre bu milenyum ve sonrası, 2000 ve sonrası biraz olmaya başladı. Ve son zamanlarda Türk Dil Kurumu ve araştırmacılar, Türk Dil araştırmacılar da bunun üzerine çok fazla çalışma yapıyorlar. Bu yüzden güncel bir sorun var. O zaman biz şunu biliyoruz. Güncel bir sorun varsa, güncel bir sorunla ilgili ben bir görüş ifade ediyorsam bu neydi? Bu fıkraydı. Yani köşe yazısıydı. O yüzden cevabımız Bursa'ya çıkacak. Makale olması için bilimsel yollardan bahsetmesi gerekiyordu. Bilimsel verilerden bahsetmesi gerekiyordu. Deneme olması için güncel bir konunun olmaması gerekiyordu.
Günlük günü gününe yazılan bir yazıydı. Zaten alakası yok. Anı ise geçmişte bizde iz bırakan ve aradan uzun süre geçtikten sonra kaleme alınan bir türdü. Bunlarla bir alakası yok. Bu yüzden de cevabımız fıkraya çıkar. Geldik 5. sorumuza. Yine bir cümle sıralama sorusu. Diyor ki, bu cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulursa hangisi baştan üçüncü cümle olur? Bakalım. Şimdi öncelikle bir metin önce ve sonra gibi ifadelerle başlayabilir mi? Hayır. Onun için bunlar direkt gider. Birinci cümle olmazlar. Yani önce ne yapacağız? Ne yapacaktık? Birinci cümleyi bulacak. Bunlar gitti. Günden güne öyle gürleşirler ki. Gürleşen ne? Bahsetmiş mi? Böyle bir ilk cümle olabilir mi? Olamaz. Bu da gitti. Dalları bulunan ağaçları düşün. Bu tam ilk cümle olmaya aday genel ve detaysız bir cümle. O yüzden büyük ihtimalle ilk cümle bu olur. Yeşilin ilk tonunu en tazesini en güzel görürsün derken öncesinde yine bir ifadeye gönderme yapması gerekiyor. O zaman birinci cümleyi bulduk. Birinci cümle 4. 4 diye başladı. Sonra devam edelim. Dalları bulanan ağaçları düşün. Şimdi bakalım. Şimdi önceleri diyor ya. Önceleri ve sonra. O zaman önce sonra artlık ilişkisi ifade ediyor. Artlık örnek ilişkisi. O zaman önce birinci olacak. Dalları bulanan ağaçları düşün. Önceleri şekilsiz ve çirkin dururlar. O yüzden ikinci cümle ikinci sırada olacak. Sonra budandıkları yerden filizler gelmeye başlar. Sonra biri oldu. Günden güne öyle gürleşirler ki izlemeye doyamazsın. Demek ki bak şundan sonra da şu gelecek. Ve en son tabii ki gürleştikten sonra ne oluyormuş? Yeşilin ilk tonunu, en tazesini, en güzelini görürsün diyor. Bu da beşinci ifade. O zaman anlamlı bir bütün oluşturmak istediğimizde böyle bir sıralama yapmak durumundayız. Bu sıralamaya göre baştan üçüncü ifademizde birinci cümle olan A cümlesi, yani birinci öncüldeki cümle olacak arkadaşlar. Geldik altıncı sorumuza. Altıncı soru bir söz sanatı sorusu. Demiş ki bize hangisinde telmih ve tecelli harf sanatları beraber kullanılmış? Telmih neydi? Telmih bir olayı anımsatmaydı. Geçmişteki bir olayı bize veya bir durumu bize anımsatma, hatırlatma. Tecahül Arif de bilmezden gelme. Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Senin tabii ki ne olacak? Bilmezden gelme. Mesela yani en sık bu kullanılıyor ya. Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Senin kardeş kimin olacak? Neyse bakalım. Ayasofya'ya adımlarken fethin ilk gününde okunuyor muydu büyük gurur gözlerinde? Bak şimdi Ayasofya fethi. O zaman İstanbul'un fethinden bahsediyor. Evet, o zaman telmih var mı? Var. Peki, okunuyor muydu büyük gurur gözlerinde? Okunmuyor muymuş? Okunuyordu. Bilmezden geliyor ama soru soruyorum. Bak şimdi, iki şeyi çok karıştırıyorsunuz. İstifhamla tecahül-i arif birbirine karışıyor. İstifham soru sorma sanatı ya, tecahül-i arif de bilmezden gelme. Şimdi ikisi arasındaki temel fark ne biliyor musunuz? İstifhamda her türlü soru mübah. Her türlü soru vardır. Olumlu soru, olumsuz soru, gerçek soru, sözde soru ve benzeri. Ama tecahül-i arifte sen bir olayı biliyorsun, sanki bilmemiş gibi davranıp soru soruyorsun. O zaman bir olayı bilmezden gelmeye gelerek soru sormak tecahül-i arifte var. Ama her türlü soru istifhamda var. Bu ikisini böyle düşün. Yani istifham daha geniş. Tecahül-i arif biraz daha dar gibi düşünebilirsiniz. Gemiler el sallıyordu rıhtımdakilere. Burada gemilerin el sallaması ne? Ha burada şu tecahül-i arif tarif yazalım şuraya da. Tecahül-i arif. Şimdi gemilerin el sallaması gençler teşhis, kişileştirme. Rıhtım mahşer günüydü de adeta. Burada da ne var? Benzetme. Teşbih. Teşhis ve teşbih var. Bu zaten gitti. Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Az önce bahsettiydik. Neydi? Tarif. Tecahül-i arif. Ya gözler altındaki mor halkalar, bu da tecahül-i arife devam etmiş. Tek bir sanat var. Telmih yok. Geçtik. Yakıyordu yüreğimi sözlerin, yüreğin yanması. Burada yüreğin işte ne gibi yanması? Kor gibi yanması mesela. Yürek burada ateşe benzemiş mi? Benzemiş. Yürek benzeyen, ateş kendisine benzetilen ama ateşten bahsetmiş mi metin? Bahsetmemiş. O zaman yüreğin yanması burada ne? İstihare. Yani sadece benzeyen unsuru olduğu için kapalı istihare. Ilık bir soğum var akşamda sıkıntı yok. Bu da gitti. Şu karşıma göğüs geren taş barlı dağlar mısın diyor. Burada da sadece tecahülü Arif var. Taş barlı dağlar olduğunu biliyor. Onun için bu şekilde. Hatta barlı dağ olması için dağın da
kişileştirme olması lazım. Bir de teşhis sanatı vardır diyebiliriz. Teşhis ve tecel arif de var burada. O zaman cevap çok açık. Ne çıktı? Tabii ki A seçeneğine çıktı. Peki ben bu soruyu niye bu kadar uzattım? Diğerlerinde şöyle bir görün diye. Hani soru çözüyorsunuz ya bu sıra. Belki buna benzer örnekler görüyorsunuzdur. Bu şekilde soru çözümü yapmak gerekiyor diye hepsini tek tek sizin için çözdüm. Geldik soru 7'ye gençler. Hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? En sevdiğim soru. Hangisinde bilgi yanlışı vardır sorusu. Bu tarz bir soru AYT'de gelecek büyük bir ihtimalle. Bu tarz bir soruya hazır olun. Soru tahminlerinde yine söyleyeceğim bunu. Büyük ihtimalle bir konuda gelecek böyle bir soru. Şimdi Divan-ı Lügat-ı Türk, Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılmış bir sözlük. Doğru. İslamiyet öncesi Türk edebiyatının birçok örneğinin sağ sol koşup bugüne taşına sıkan Divan-ı Hikmet'tir. Dursun. Atavetül Hakayık Hakikatlerin Eşiği, doğru ya da Gerçeklerin Eşiği olur. Kutat Kubilik Hakaniye Türkçesi yazılmış ilk siyasetname, doğru. Hakaniye Türkçesi deyince aklımızda ilk Türk İslam devletleri olan Karahanlılar gelecek mesela. Karahanlılar önemli. Burada Karahanlıların ilk eseri Kutat Kubilik. Divan-ı Hikmet Ahmet Yesevi'ye ait din ahlak tasavvuf konuları işleyen geçiş dönemi eseridir. Doğru. Ancak İslamiyet öncesi Türk edebiyatının birçok önemini taşıyan kitap ne gençler? Divan-ı Lügat-ı Türk. DLT. Bu eserimiz Divan-ı Lügat-ı Türk yani ilk sözlük. Bu yüzden cevabımız Bursa'ya çıkar. Geldik 8. sorumuza. 8. soru parçada söz eden eser nedir diye soruyor. Bakalım. Eserin iki önemli yazması bulunmakta olup bunlar Almanya'nın Dresden şehrinde ve Vatikan'dadır. Eser Akkoyunların egemen olduğu Güneydoğu Anadolu bölgesinde 14. yüzyıl sonlarında veya 15. yüzyıl başlarında halk ağzından derlenerek yazıya geçirilmiştir demiş. Türk edebiyatının ilk ürünlerinden olan o eser Oğuzların Kafkasya ve Azerbaycan yörelerindeki yerleşme, yurt kurma uğraşlarını ve akınları, komşuları olan Rum, Ermeni, Gürcü devlet veya beyliklerle yaptıkları savaşları, bazılarında kendi iç mücadelelerini, bazılarında tabiat üstü varlıklara karşı geliştikleri mücadeleleri konu alır. Bir bilgi daha vereceğim. Şimdi üçüncü nüsha da ortaya çıktı. Birinci nüsha Dresden nüshası, ikinci nüsha Vatikan nüshası. Bir de ne var? Bir de gençler Günbet nüshası var. Günbet. Bundan önce bahsettik. Üçüncü nüsha Günbet. Bunu da bileceğiz. Peki, bu şekilde nüshaları verilen ve açıklanan eserimiz ne arkadaşlar? Tabii ki eserimiz Dede Korkut hikayeleri olacak. Yani eserimiz burada Dede Korkut hikayeleri. Bunu daha önce bahsettik. Dresden nüshası var, Vatikan nüshası var ve yeni keşfedilen Kazakistan'da. Bu arada bu Günbet'in yerini sorarlarsa diyeceksiniz ki Kazakistan. Kazakistan'da keşfedilen bir nüsha olacak. Gümbet nüshası. Geldik soru 9'a arkadaşlar. Soru 9 der ki hangisi aşk konulu halk hikayelerinden birisi değildir? Şıklarımız Arzuyla Kamber, Leyla ile Mecnun, Erciş'le Emre ile Selvihan, Tahir ile Zühre, Kerem ile Aslı. Bir şey bilmeniz lazım. Leyla ve Mecnun Mesnevi. Diğerleri halk hikayesi. Ve diğerleri konusu bakımından aşk hikayesi. Yani zaten cevap kendini belli etti. Cevap Bursa'ya çıkıyor. Şunlar aşk konulu halk hikayeleri zaten. Bu ama Mesnevi türünde yazıldığı için farklı olacak. Geldik soru 10'a. Şimdi diyor ki bize doğal destanlar toplumun ortak malı olan ve bir takım olaylar sonucu kendine oluşan destanlardır. Yapma destanlar ise bir şairin toplumu etkileyen herhangi bir olayı tabii destanlara benzeterek söylemesi sonucu oluşan destanlardır. Şimdi o zaman hangisi diğerlerinden farklı diyorsa hemen seçenek incelemesi yap. 4 doğal, 1 yapay veya 4 yapay, 1 doğal olacak. Kalevala, gençler Kalevala Fin destanı. Finlerin doğal destanı. Gılgamış, Sümerlerin destanı. Doğal destan. Manas, Kırgızların doğal destanı. Ve biliyorsunuz ki en uzun süren destan da bu. Yakın bir zamana kadar yazılmaya devam ediyordu. Hala yazılmaya devam ediyor mu emin değilim. Ergenekon ise Göktürklerin destanı. Peki Genç Osman Destanı da Genç Osman Destanı 17. yüzyılda Kayıkçı Kul Mustafa tarafından yazılan destan. 17. yüzyıl Kayıkçı Kul Mustafa tarafından yazılan yapay destan. Onun için cevabımız tabii ki neye geçecek? E'ye gidecek. Geldik soru 11'e arkadaşlar. Şimdi soru 11 bize diyor ki dizelerle ilgili hangisi söylenemez? Bakalım.
Hece ölçüsüyle yazılmış, sarma oyak kullanılmış, teması aşk, redif ve zengin kafiye, teşhis sanatı tek tek bunları bulacağız. Zaten şöyle bir baktığınız zaman anlaşılır ve açık bir dili var mı? Var. Onun için büyük ihtimalle hece ölçüsü yazıldı mı? Evet. Sonrasında sarma oyak düzeni. Şimdi oyak düzenini bulmak için ne yapmak gerekiyor? Bakacağız. Sonlara bakacağız. Güzelliğini orada, muhabbetini orada. Yani 2 ve 4 kendi içinde, 1 ve 3 de kendi içinde uyaklı. Biz buna ne diyoruz? Çapraz uyak düzeni. O zaman burada sarma uyak var mı? Yok. Sonra şiirin teması aşk diyor. Saklarım gözümde güzelliğini, her neye bakarsam sen varsın orada. Ve benzeri gibi şeyler nedir tabii ki? Lirik tema, aşk teması. Doğru. Redif ve zengin kafiye. Şimdi bakın sen varsın orada ifadesi burada. Söz grubu şeklinde redif. Yeni bir kavram öğreniyoruz burada. Söz grubu şeklinde redif. Hemen yazalım. Söz grubu şeklinde redif. Buradaki sen varsın orada ifadesi gençler söz grubu şeklinde redif olacak. Sonrasında şimdi alt tarafa geçelim mesela. Ha burada şey bir de güzellik ve muhabbet kelimesi kök. İnilerde yine redif. Burada da ek biçimde redif var. Hem ek hem de söz grubu biçimde redif var. Aşağı geçtiğimizde bakın. Burada düşeceğiniz bir hata var. Bunun hepsi lar diyorsunuz. Lara redif diyorsunuz. Sonra gerisinde uya arıyorsunuz falan. Bu her zaman tutmuyor bak. Lara dikkatli okumak lazım. Çünkü sizi lardan çeldiriyorlar. En güzel çeldirici burada bu olmuş bence. Yapraklar, evet buradaki larlar çokluk. Saklar, bakın buradaki re ne? Geniş zaman. O zaman bak ortak görev mi? Hayır. Şafaklardaki lar da çokluk. Ama şimdi biz neye bakacaktık? Üçü de aynı görevde mi? İkisi beni kurtarmıyor ki. Üçündeki ların da çokluk eki olması gerekiyor. O yüzden ortaklık bozuldu. Peki ortaklık bozulduysa artık ses benzerliği sayacak mıyım? Evet. Re bir ses benzerliği. A iki ses benzerliği. Bunları şöyle silip tekrar göstereyim size. Ses benzerliklerini. Mantığı anladınız galiba. Lar üçünde de çok iyi olmadığı için artık ses benzerliği üzerinden redif değil uyak bulacağım. Re bir ses benzerliği. A iki ses benzerliği. L üç ses benzerliği. O zaman lar burada ne oldu? 2 ve üzeri, daha doğrusu 3 ve üzeri ses benzerliği neydi? Zengin uyak. O zaman zengin uyak ve redif de var. Teşhis sanatı diyor. Teşhis sanatı burada ne diyor? Çeşitli çiçekler, yeşil yapraklar renklerinin akışını saklar. Saklayan ne? Çiçek. Teşhis. Veya işte ne diyor? Karanlık gecelere aydın şafaklar uyanır. Cümle alem sen var. Sonra cümle alem burada insanlar. Onun için burada bir kişileştirme yok. Ama nihayetinde ne var? İşte çiçeklerin saklaması var. Onun için bu kısımda kişileştirme vardır diyebiliriz. Yani teşhis sanatı da var. Cevabımız ne çıktı? Bursa'ya çünkü sarma oyak değil çapraz oyak şeması var. Bu arada bir şey daha söyleyeyim bitirmeden. Şimdi burada yapraklar, saklar, şafaklar bu da üçü de kendisi de uyaklı ya. Bu da A değil pardon artık. C, 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 B olacak. Yani bu da artık eğer ikiye bağımsız bakacaksak gençler iki de kendisinde düz uyak şemasına sahip. Kafanız karışmasın. Şema olarak düz uyak şeması, şema olarak çapraz uyak şeması örneği olur. Geldik soru 12'ye. Tanzimat ile divan edebiyatının karşılaştırılmasına ilişkin hangisi yanlıştır diye bize soruyor. Tanzimat edebiyatının kaynağı Batı edebiyatı ve kültürü iken divan edebiyatının kaynağı Arap Fars edebiyatı ve İslamiyet'tir. Doğru. Tanzimat edebiyatında Fransız ihtilalinin getirdiği eşitlik, hak, adalet gibi kavramlar öne çıkarken divan edebiyatında daha çok bireysel konular işlenmiştir. Doğru. Tanzimat edebiyatı sanatçıları içerikten ziyade şiirin şekline önem verirken divan şairleri şiirin özünü ön plana çıkarmıştır. Yanlış. Şimdi tam tersi. Divan, biçimci, biçimi ön plana alır. Yani öz değil biçim. Tanzimat da şekil değil içerik. Tanzimat da içeriğe önem veriyor. Hatta niye burada o zaman vatan, hak, hürriyet, eşitlik gibi temalar işlensin? Bunu içeriyor zaten. Yani Tanzimat sanatçıları içeriğe önem vermeseydi vatan hürriyet temaları işlemezdi ki. Onun için burada bir bilgi yanlışımız var. Hem Tanzimat hem de Divan Edebiyatı'nda ölçü olarak aruz tercih edilmiştir. Doğru. Tanzimatçılar nesirde ilk noktalama işaretleri yer verirken Divan Nesirde noktalama işaretleri kullanılmamıştır. Doğru. Evet cevabımız Ceyhan'a. Doğru. İlk noktalama işaretlerini kim kullandı? Finasi. Nerede kullandı? Şair Evlenmesi adlı eserinde kullandı gençler.
Geldik 13. soruya. 13. soru eski nesil bir soru. Yani çok çok eskiden böyle sorular geliyordu da artık böyle soru gelmiyor. Ama ben bu neslin öğrencisi olduğum için bu soruları çok seviyorum. Çünkü biliyorsan yapıyorsun, bilmiyorsan yapamıyorsun. Ezber soru. Bakacağız. Gazel ile ilgili hangisi yanlıştır diye soruyor. Beyit sayısı 3399. Dın 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 dın. Hemen gitti yani. Niye? Açıklayacağız. İlk beytine matla, son beytine makta denir. Doğru. En güzel beytine Beytül Gazel denir. Doğru. Divan edebiyatının en yaygın nazım şekillerinden biridir. Doğru. Kafiye düzeni AA, BA, CA, DA biçimindedir. Doğru. Ancak Gazel'in beyit sayısı ne? 5 ila 15 beyit. Peki, beyit sayısı 3399 olan yapı neydi? Beyit sayısı 3399 üzerine A şıkkını ifade ettiği nazım şekli duyar gibiyim sizleri. Kaside. Kaside. O yüzden cevap da oradan A'ya çıktı. Çok güzel ya. Ezber soru. Çok seviyorum ben bu soruları. Geldik soru 14'e. Şimdi diyor ki, bu dörtlük içerik bakımından hangi şiir türüne örnek verilebilir? Üzgün bir çocuğun yalnızlığı kadar saydam kalabilseydim. Ömrüm derdim, ömrüm nasıl da dolu geçmiştir. Ölebilirim artık. Şimdi duygu var mı? Var. Karamsar bir duygu olsa da duygu var. Duygu ister coşku olsun, ister melankoli olsun, ister aşk olsun, ister ölüm duygusu olsun, ister de üzüntü olsun. Yani ölüm pardon, duygu dediğimiz şey negatif veya pozitif olacak diye bir şey yok. O yüzden burada duygu bildiren bir ifade var. Olumsuz duygu mu? Evet. Olumsuz duygu ama nihayetinde duygu. Duygu olduğu için bunlar olmaz. Cevap ne? Lirik. Hemen duyuyorum. Dramatik değil mi ama? Dramatik değil gençler. Dramatik ne? Dramatik tiyatro metni biçimindeki şiirler. Karıştırmayın. En çok karıştığınız kavramlardan birisi bu. Dramatik şiir. Bir de şeyi çok karıştırıyorsunuz. Epik tiyatro. Epik tiyatro şu an nereden aklıma geldi bilmiyorum ama. Epik tiyatro, destansı tiyatro değil. Dramatik şiir de üzücü şiir değil. Tamam mı? Bunlar edebiyatın yanılgıları, kavram yanılgıları. Dramatik şiir, tiyatro metni biçimindeki hareketli şiir. Epik tiyatro ise seyircinin sahneye dahil olduğu etkileşimli tiyatroya verilen isim. Bu da zihninizde bir köşede kalsın gençler. Geldik soru 15'e. Demiş ki bize Hamit Tarhan'la ilgili hangisi söylenemez? Evet gençler, Hamit Tarhan'ın Makber şiirinden bir alıntı. Bunu hemen bir yazalım. Makber. Makber'i kimin için yazmıştı? Eşi Fatma Hanım'ın ölümü üzerine yazdı. Eşi Fatma Hanım'ın ölümü üzerine yazılan bir şiirdi Makber. Bunu da bilmiş olun. Yani bu önemliydi. Şöyle yazalım. Heh. Bu klavye beni çıldırtıyor ya. Böyle sesli harfleri kabul etmiyor da. Onun için daha doğrusu Türkçe harfleri kabul etmiyor. Evet artık anlamışsınızdır. Ya bence gerek yok. Şöyle hepsini düzeltmeye dedim. Yine hepsini düzelttim. Evet. Evet, Makber şiiri. Şiiri bir okuyalım. Şiir güzel bir şiir. Eyvah, ne yer kaldı, ne yar kaldı. Gönlüm dolu, ahuzar kaldı. Şimdi buradaydı, gitti elden. Gitti ebede, gelip ezelden. Ben gittim, o haksar kaldı. Bir kuşede tarumar kaldı. Baki o, en iyisi dilden eyvah. Beyrut'ta bir mezar kaldı. Çok güzel yazmış şiiri bence. Yani müzikalite çok iyi, kulağa gelişi, kelimeler çok iyi. Yüzde yüz anlamasak bile vermiş olduğu mesajı anlayabiliyoruz. Bu açılardan iyi bir şiir aslında. Şimdi demiş ki A şıkkı ek ve kelime halinde redif kullanılmıştır. Bakalım. Şimdi kelime halindeki redifler bu. Şunlar da tam uyak. Ek halindeki rediflerimiz de bu. O zaman hem sözcük biçiminde hem de ek biçiminde redif var mı? Var. O zaman bu doğru. Ölüm karşısında duyulan hüzün doğru. Tezat sanatı gitmek ve gelmek de var. Gittim, geldim. Ben git, o gitti ebede, ben geldim. Gelip ezelden. Daha doğrusu o gitti ebede, gelip ezelden demiş. Gitmek, gelmek burada. Zıt anlamlı. Sade anlaşılır dil. Hayır. %100 anlamıyoruz. Açık bir dil yok.
Ağır bir dil var. Arız ölçüsü tabii ki var. Çünkü Hamit Tarhanneci, Tanzimatikçi. Tanzimatik'i de sanat var. Sanat olduğu için de dil ağır. O yüzden cevabımız Denizli'ye çıkar. Geldik benim sevmiş olduğum başka bir güzel soru tipine. Bu soru tipinde yapmanız gereken çok kolay. Bak şimdi. Bana iki dizeyi zaten hazır vermiş. Bu dizelerle demiş. Dört tane öncül vermiş. Bu ifadeleri kullanarak çapraz uyak düzeninde anlamlı bir dörtlük oluşturmak istenirse hangisi sırayla sonraki dizeyi oluşturur? Şimdi bana çapraz uyak düzenini vermiş. Ben şunu biliyor muyum? Çapraz uyak. AB. AB mi? Evet. O zaman bak burası ilk iki dize miydi? Ha. O zaman ne diyeceğiz? AB. O zaman devamı da yine AB mi olacak? Evet. Yani şurasıyla şurası uyaklı. Sonrasında şurasıyla da şurası uyaklı. Bunlar uyaklı yerlerimiz. Peki. Şimdi o zaman yetişirle hangisi uyaklı olabilir? D ise uyar mı? Uymaz. Tutuşur uyar mı? Uyar. Dışın ve gayrı uymaz. O zaman burada tutuşur mu olacak? Yani akan sular tutuşur. O zaman burada 2 olacak. Bakın şurası 2. Yani bu birinci, üçüncü düzenin ikinci kısmı 2. Tamam. Sonrasında o zaman burada gayrı gayrıysa burası 4 mü? 4. O zaman 2 ve 4 burada şöyle olacak. Bir de bunun öncesini bulacağız. Şimdi mesela 2 ve 4'ü bulduk ya. 1 ve 3'ü de bunlarla eşleştireceğiz. Elimdeyse mi, içim dışım mı 2 ile eşleşiyor? Elimdeyse akan sular tutuşur. Olur. İçim dışım akan sular tutuşur olur mu? Olmaz. O zaman 3 ile 2 eşleşmez. 1 ve 2 eşleşir. Elimdeyse akan sular tutuşur. Ondan sonrasında ise şurayı biraz kalabalık oldu temizleyeyim. Sonrasında içim dışım yanar oldu gel gayrı. O zaman 3 ile de 4. O zaman hangisi olacak? 1 ve 2 beraber kullanılacak. 3 ve 4 beraber kullanılacak. Bunu sağlayan öncül de hangisi? Bakın şu. Sırayla sonraki dizeyi 1 ve 2 oluşturur. Çünkü niye sırayla? Burada 3. dize. Burada 4. dize. Onun için sırayla derken önce 1 2 sonra 3 4. Yani tam tersini verseydi mesela 3 4 1 2 verseydi bu yanlış olurdu. Mesela şu. Bakın bu yanlış. Niye? Çünkü sırasıyla diye soruyor. Onun için cevabımız Denizli'ye çıkıyor gençler. Dın 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 dın. Evet. Geldik soru 17'ye. Niye böyle bir giriş yaptık? Çünkü daha önce hiç böyle bir soru gelmedi. Gelme ihtimali var mı? Olabilir. Çok önemsiz görülüyor. Çoğu kişi tarafından anlatılmıyor ama ben öğrencilerime bunları bir yerde sıkıştırıp veriyorum. Yani lehçe şive ve ağız arasındaki farklılığı bunları anlatıyorum ben. Bunlar önemli. Dın 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 böyle bir soru vermiş adam. Şimdi verdiyse çözeceğiz. Ne diyor? Tabloda dilin kullanımdan doğan türlerle ilgili kavram ve tanımlar eşleştirilmiştir. Hangi ikisi yer değiştirecek diyor. Hangileri yer değiştirecek? Demek ki iki açıklama yanlış verilmiş. Lehçe demiş. Bir dilin tarihi gelişim sürecinde bilinen dönemlerden önce o dilden ayrılmış ve farklı biçimde gelişmiş kollarıdır. Doğru. Bu arada Türkçenin iki uzak lehçesi vardı. Bunları da bilelim. Çuvaşça. Türkçe karakter yazamıyorum. Yakutça. Çuvaşça ve Yakutça Türkçenin iki uzak lehçesiydi. Bunu bileceğiz. Aynı zamanda bunlar iki uzak lehçe. Tamam, bunda sıkıntı yok. Sonrasında şiveye bakalım. Şimdi demiş ki bir dilin ülke sınırları içindeki farklı yerleşim bölgelerinde ses şekil, söz dizimi anlamca farklılaşan konuşma biçimi. Hayır, bu şive değil. Bir dilin izlenebilen tarihi dönemlerinde birbirinden ayrılan farklı kelime ve ses farklılıkları içeren koldur. Ha, şiveyi bulduk. Gençler şivenin açıklaması şu. Şive bu. Ve bizim şive dediğimiz şey ne biliyor musunuz? Onun da örneğini şöyle yazalım. Mesela Azerbaycan Türkçesi. Kırgız Türkçesi. İşte Özbek Türkçesi, Tatar Türkçesi, Kazak Türkçesi. Bunlar bizim neyimiz arkadaşlar? Bunlar bizim lehçelerimiz. Pardon lehçe demişim, pardon şivelerimiz. Sonrasında bir de ağız var. Ağız kelimesini de okuyalım.
Şimdi demiş ki ağız demiş. Bir dilin ülke sınırı içindeki farklı yaşam bölgelerinde ses ve şekil özellikleri bakımından farklılaşan biçimi ağız da bu. Yani şive ile ağız ters eşleştirilmiş. Ağız dediğimizde de örnekleri şöyle yazalım. Mesela işte ne var? Ege ağzı var. İç Anadolu ağzı var. Güneydoğu Anadolu ağzı var. İşte Marmara ağzı var. Akdeniz ağzı var veya işte Bolu ağzı var. Ankara ağzı var ve benzeri. Yani bölge olarak da bu olabilir. İşte ne olarak da? İl olarak da olabilir. Bu yüzden bizim ağız dediğimiz özellik de bu arkadaşlar. Bunu da farklı bir renkle kırmızıyla yazayım buraya. Bunlar da ağızlara örnek. Sonrasında jargon demiş. Jargon için demiş ki aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel söz dağarcığı. Evet, mesela öğretmenlerin kendi arasında kullanmış olduğu dil veya mühendislerin, mimarların kendi arasında kullanmış olduğu mesleki dil. Biz de buna jargon diyoruz. Onun için cevabımız ne olacak? 2 ve 3'ün yer değiştirmesini içeren ve denizli seçeneğimiz olacak. Yani cevabımız D'ye çıkacak. Geldik 18. sorumuza. Demiş ki parçada söz edilen topluluğun sanatçısı kimdir? 1901'e kadar devam eden bu topluluk Fransız şiirini örnek alarak şiirimize birçok yenilik kazandırmıştır. Şiirde konu bütünlüğünü sağlamışlardır. Türk şiirinde o güne kadar gelen beyit hakimiyetini kurmuşlardır. Sonra terzi ve gibi nazım şekillerini alarak şiir yazmışlardır. Şimdi şu tarihi bilmiyorsan bile. Bana neyi vermiş bakın. Sonnet terzi gibi nazım şekilleri, Fransız şiirinin örnek alınması aynı zamanda işte vermemiş ama şuna varabilirsiniz. Parnasizm ve sembolizm bize Fransızcadan geçti ya hani şiir akımı olarak. Onun için bu şiir akımları da bu süreçte devreye giriyor. Yani bize neyden bahsediyor aslında? Servet-i Fünun döneminden bahsediyor. Ve diyor ki hangisi bu topluluğun sanatçısıdır? Yani hangisi Servet-i Fünuncudur? Hamit Tarhan, Tanzimat'taki. Ziya Gökalp, Milli Edebiyat. Yahya Kemal, Feyzade'de de var. Milli Edebiyat da var. Haşim, Feyzade. Cenap Şahabettin, tabii ki Servet-i Fünun. Bu yüzden cevabımız Cenap Şahabettin olacak. Geldik soru 19'a arkadaşlar. Soru 19 bize diyor ki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri getirilmelidir? Gazete sorusu. Gazete sorusu gelmesi muhtemel bir soru. Ben her zaman söylüyorum Tanzimat'ta her şey çok önemli. İlkler, romanlar, hikayeler, gazeteler, eleştiri yazıları. Bilhassa bugüne kadar soru gelmeyen önemli yerlerden bir tanesi gazeteler ve eleştiri yazıları. Bu yüzden 2022 sınavında Tanzimat eleştiri yazıları da gelebilir, Tanzimat gazeteleri de gelebilir aklınızda olsun. Şimdi demiş ki, Tanzimat dönemi Türk edebiyatının dönüm noktalarından birisi de yayınlamaya başlayan gazetelerdir. 1831 yılında yayın hayatına başlayan hangisi? Takvim-i Vakayı. İlk resmi gazeteyi sormuş bize. Takvim-i Vakayı. Onun için şunlar gitti. Sonrasında William Churchill ile çıkartılan yarı resmi gazetemiz Ceride-i Havadis. Ve nihayetinde İbrahim Şinasi ile Agah Efendi'nin çıkarmış olduğu ve Tanzimat dönemi edebiyatını asıl başlatan gazetemiz ise Tercüman-ı Ahval. Bu yüzden cevabımız Denizli seçeneğine çıkıyor gençler. Geldik soru 20'ye. Şimdi gençler soru 20 önemli. Soru 20 bize nerede geldi? ÖABT. Türkçe öğretmenlerine soruldu. ÖABT diye bir sınav var. Bu ÖABT dediğimiz sınav öğretmenlerin atamaya için girmiş olduğu bir sınav. Burada da edebiyat derslerinden sorumlu tutuluyor öğretmenler. Ben de bu öğretmenlerden biriyim. Şimdi ÖABT mesela gençler edebiyat soruları AYT'yle çok benziyor. O yüzden bizim hocalarımız da diyorlar ki AYT edebiyat sorularına hakim olun ki edebiyattan soru kaçırmayın. Bu tarz bir soruyu karakterleri vermeden sordular ÖABT Türkçe. Yani Adnan Bihter'i, işte Behlül'ü veya Firdevs Hanım'ı vermedi. Aynen o romanı anlattı dedi ki bu romanın akımı nedir? Size bu soruyu daha basitleştirerek soracaktır. Karakterleri verir, olayı verir ve bu bahsedilen roman hangi akıma mensuptur diye soru gelebilir. O yüzden buna benzer soru burada geldiyse size gelmesi çok çok muhtemeldir. O yüzden 20. soruyu da yıldızlıyoruz. Şimdi peki bize neyi sormuş? Demiş ki parçadaki hikaye ya da parça hangi edebi akımla ilişkilendirilebilir? Eğlendikten sonra mutlu olamayan Bihter bir gezinti dönüşü iç muhasebesini yapar. Adnan Bey'i sevemeyişini, annesine benzeyeceği korkusunu uzun uzun düşünür. Şu kısım önemli.
Aslında Bihter'in temel çatışması annesi Firdevs Hanım'a benzeyip benzemeyeceğidir. Bak şurada olayı vermiş aslında. Kahraman farkında değildir ki Firdevs Hanım'dan farklı bir karaktere sahip olamayacaktır. Burada ne var? Burada soya çekim var. Şimdi o zaman soya çekim varsa, soya çekim kaçınılmazsa bunu savunan akımımız neydi gençler? Soya çekimi savunan akımımız tabii ki naturalizm olacak. Empresyonizm olsaydı kişinin duyu organlarıyla hayatı farklı algılayış biçiminden bahsetmesi gerekirdi. Romantizm olsaydı coşumculuk, coşkulu duygular dile getirilecekti. Sürrealizm olsa bilinçaltı ve bilinçaltı süreçler, rüyalar, Freud'dan bahsetmesi gerekirdi ve antrepilotunu anlatması gerekirdi. Klasisizm olsaydı klasik kuralcı yapısı olan ve hiçbir kurala karşı çıkmayan her şey o kuralların içerisine gerçekleşen ve soylu kesime hitap eden bir anlayışı vardı. Bu arada naturalizmin farklı ipuçları var. Ben bu ipuçlarını daha önce verdim mi hatırlamıyorum. O yüzden tekrar yazacağım size. Şimdi birinci ipucu soya çekim. İkinci ipucu determinizm. Yani nedensellik. Her şey bir neden sonuç ilişkisi içerisindedir. Ve determinizm şunu savunuyordu. Aynı olay, aynı şartlar altında aynı nedenlerin aynı sonuçları ortaya çıkar. Yani cümleyi toparlayamadım. Şöyle olması gerekiyor. Yani diyoruz ki aynı nedenler, aynı şartlar etrafında aynı sonuç verir. Heh, mesela su 100 derecede kaynıyor ya, su her zaman 100 derecede kaynar. Yani ortamı sağladığın zaman, şartları sağladığın zaman bilimsel gerçeklik bunu ifade eder. Bu da aynı soya çekimle bağdaşık. Sonrasında kaba gerçekler, çirkin gerçekleri sahnede gösterilmesi. Bu da tabii ki yine naturalizmin bir olayı. O zaman naturalizm deyince aklımıza bunlar gelecek. Bir de insanın doğallığı. Biraz milli edebiyatta insanın doğallığı temasına kayış yapılıyor. Çünkü niye? Artık burada köy edebiyatı, kasaba edebiyatı devreye girdiği için insanın doğası, insanın naturası devreye giriyor. Hatta öyle yazayım. Doğa yazmayayım da insan naturası. Çünkü bazen natura kavramı karşımızda çıkıyor. Evet, bu şekilde bunları bilelim. Şu insan naturasını yazmadı. Siz artık onu şey yaparsınız, kendiniz yazın. Çünkü benim klavye biraz gıcıklık yapıyor bazı konularda. Yani yazı stili olmuyor. Bir de insan naturası var. Onu da o şekilde bilelim. Evet, buna denince aklımıza naturalizm gelecek. Cevap da tabii ki naturalizm olacak. Gençler. Geldik soru 21'e. Parçada söz edilen sanatçıyı sormuş bize. Okuyalım. Demiş ki, eserlerinde kentleşme ve sosyal değişmeyi irdeleyen toplumsal sorunlar karşısında hassas bir yazardır. Edebiyat öğretmenliği, dergi yöneticiliği, ansiklopedi yazarlığı, gazetecilik, televizyon programcılığı yapmıştır. Öykülerinin yanı sıra deneme ve inceleme çalışmaları da vardır. Ortadaki adam, gönül işi, yokuşa akan sular, yoksulluk içimizde, yatağım ölüye sefer, bu böyledir. Hüzün ve tesadüf, uzun hikaye, tufandan önce gibi hikaye kitapları vardır. Bilhassa karşınıza çıkacak olanları söyleyelim. Yokuşa akan sular, Yatağan mülge sefer, yoksulluk içimizde, hüsün ve tesadüf, gönül işi, uzun hikaye. Bilhassa bunlar daha ön planda. Bunları yazan kişimiz kim? Bunları yazan kişimiz gençlik, Mustafa Kutlu. Bu yüzden cevabımız Edirne şıkkına çıkıyor. Geldik soru 22'mize. Bu sözleri söyleyen sanatçı kimdir diye sormuş. Ömrümü sürekli avarilik içinde, Burgazada'da ya da Beyoğlu'nda geçirdim. Çoğu zaman sinemaların önündeki fotoğraflara boş gözlerle bakardım. Adalar, balıkçılar, martılar benim vazgeçilmezimdir. En iyi arkadaşlarımdan birisi Orhan Veli'dir. Her ikimiz de eserlerimizde küçük insanı konu edinmemizle biliniriz. Hikayeciliğin mihenk taşlarından biri olduğum söylenir. İlk hikaye kitabım Semaver'dir. Bahsedilen kişi durum öykücülüğünün Cumhuriyet dönemindeki en önemli temsilcisi olan Sait Faik Abasıyanık'tır arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan'a çıkıyor. Bahsedilen bütün özellikler Sait Faik'i bize götürüyor. Geldik soru 23'e. Tanzimat dönemi romancıları ve tiyatrocuları toplumsal yaralarından neşter vuran eserler kaleme alırlar. Yani toplumsal bazı konuları kaleme alırlar demiş. Bu cümlede söz edilen özelliğe sahip eserlerden birisi değildir. Şair evlenmesi, evet, Tanzimat bir dönemi. Aynı zamanda töre komedisi, işte görücü usulü evliliğin zararlarından bahsediyor. Araba sevdası, Felatun Bey ve Rakım Efendi, bunlar da tabii ki yanlış batılılaşmış insanlar. Bunlardan bahsettiği için toplumsal sorunlar. Sergüzeşte kölelik ve cariyet temasını ele alıyor. Ama Eylül bir aşk romanı. Suat Süreyya Necip arasındaki aşk üçgeninden bahsedecek. Bu yüzden toplumsal sorunlara parmak basmayan eserimiz Eylül olacak.
Geldik soru 24'e. Burada iki şiir vermiş ve bu şiirin temsil ettiği akımları bize sormuş. Bu tarz soru yine sınavda gelmesi muhtemel sorulardan bir tanesi olacak. Şimdi demiş ki birinci şiir. Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. Ah aklımdan ölümüm geçer, sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur. Şimdi bu şiir hangisi olabilir? Buna bakalım. Toplumcu şiir, alakası yok. İkinci yeni şiiri için anlamsız imgeler ve alışılmamış bağdaştırmalar olması gerekiyordu. Onların anlam kapalılığını çünkü içerirler. Beş hececi olması için sade anlaşılır bir dilin yanı sıra sade anlaşılır bir temanın olması lazım. Ve toplumcu milli temalara yöneliş var burada. Onun için bu da olmaz. Mistik şiir veya saf şiir arasında gidip gelebiliriz. Sonrasında bu bir türkü. Toprak çanaklarda, güneşi içenlerin türküsü. Bu bir örgü, alev bir saç örgüsü. Kıvranıyor, kanlı, kızıl bir meşale gibi yanıyor. Esmer alınlarında, bakır ayakları çıplak kahramanların. Burada büyük ihtimal işçilerden bahsediyor. Yani işte hayatını kazanmaya çalışan insanlardan bahsediyor. Onun için toplumcu şiir. Burada zaten toplumcu şiir çıkmıştı. Peki saf şiir mi, şu mistik şiir mi? Bu tabii ki saf şiir arkadaşlar. Mistik şiir olsaydı işte Allah'tan, öbür dünyadan, ahiretten falan filan veya işte felsefeden, metafizikten bunlardan bahsediyor olması gerekirdi. Mistik şiir biraz böyle dinsel ve metafiziksel şiir. Saf şiir de sadece şiir anlamını taşıyordu. Her türlü duygu içerebilir, müzikalite önemli, uyak redif önemli. Ve tabii ki en önemli yanı bunu bilmediğiniz için veya bilmeme ihtimaliniz olduğu için en sona bıraktım. Şiir Cahit Sıtkı'nın şiiri, Gün Eksilmesin Penceremden adlı şiirden alınan bir parça. Cahit Sıtkı da tabii ki saf şiirci. Bunu bu şekilde söylüyor olalım. Cevabımız da bu yüzden neye çıktı gençler? Cevabımız da bu yüzden Ceyhan şıkkına çıktı. Bu şekilde. Geldik soru 25'e. Şimdi parça hangisine ait bir tiyatrodan alınmıştır diyor. Şimdi bakın parçanın tamamını okumanıza gerek bile yok. Frigya Kralı Midas diyor. Midas'tan bahsetmiş. Midas'ın oyunlarından bahsetmiş. Midas denilince aklınıza gelmesi gereken kişi kim arkadaşlar? Midas denilince aklınıza gelmesi gereken kişi Güngör Dilmen. Çünkü Midas'ın kulakları eşek kulakları. Bunu yazan kişi bu. Midas üçlemesini yazan kişi bu. Onun için Midas karakteri gördüğünüz zaman, Midas'la ilgili bir durum gördüğünüz zaman cevap Güngör Dilmen. Reşat Nuri'nin hiç alakası yok. Harun Taner deyince aklımıza Sersem Kocanın Kurnaz Karısı, Fazilet Eczanesi gibi veya gözlerimi kaparım vazifemi yaparım gibi popüler tiyatro eserleri gelecek. Turan Afazoğlu deyince aklımıza ne gelecek? Tarihsel temalar gelecek. Bu önemli. Necati Cumalı'da toplumsal gerçekçi temalar gelecek. Bu önemli. Bu arada Turan Afazoğlu'nun en popüler eseri neydi mesela? Kösem Sultan veya 4. Murat veya işte Genç Osman gibi farklı tiyatroları vardı. Onun için cevabımız Güngör Dilmen oluyor. Geldik soru 26'ya. Şimdi burada bazı eşleştirmeler vermiş ve bunlar kimin diye sormuş. Hangisi dışarıda kalır diye sormuş. Eşleştirelim. Devlet Ana adlı romanında Osmanlı kurmadan önceki Anadolu'nun görünümü Anadolu insanının özlemleri. Devlet Ana kimindi? Kemal Tahir. Kemal Tahir gitti. Kemal Tahir, Kemal Tahir'den aklınıza kalsın. Tahir, tarih, tarihsel tema. 3 İstanbul adlı eserinde Şükrü Yozlaşan İstanbul'u ve İstanbul'un 3 dönemini ele alır. 3 İstanbul kimindi? Mithat Cemal Kuntay. Gider. Aylak Adam adlı bu eserde insanlara sağlıklı bir ilişki kuramayan toplumsal değerlerle çatışmaya halinde bir kahraman vardır. Aynı zamanda bu tabii ki modernizm ve postmodernizm akımları arasında yazılan bir kitap. O yüzden bu da kimin? Yusuf Atılgan'ın bu da gider. Sevgili Arzu Dönüm'de konu köyden kente göç, aile içi çatışma, ailenin çözülüşü. Sevgili Arzu Dönüm'ü yazan kişi kim gençler? Latife Tekin. Ama Yaşar Kemal'den bahis var mı? Yok. Bu yüzden cevabımız Edirne'ye çıkar. Evet gençler geldik 27. soruya. Şimdi 27. soru biraz tuhaf. Bakalım. Hangileri sırasıyla getirilmelidir diye sormuş. Peyami Safa'nın roman tekniğine özel dikkat gösterdiği eserlerin başında gelir. Aynı zamanda eser düşünsel altyapısı, grift ve sağlam olay örgüsü, tutarlı ve karmaşık şahıslar kadrosu ile birlikte ciddi bir bütünlük arz eder. Roman adeta insandan sesleniş kimliği taşır. Peyami Safa sözcüsü bilmem ne aracılığıyla insanlığa yeni ve kendince mümkün bir dünya tasavvuru ve kurtuluş reçeti sunar. Şimdi cevap A diyor ama bence A mümkün değil ya. Çünkü A'da şöyle bir olay var. Şimdi Mademoiselle Noraya'nın koltuğu Ferit'te. Ferit bir tıp fakültesi öğrencisi, tıbbı bırakmak zorunda kalıyor. Mademoiselle Noraya diye bir kadının, yani bu kadın ölmüş bir kadın. Bunun evinde yaşamaya başlıyor. Bu kadınlar
Dinsel alemde, ruhsal alemde tanışıyor. Kadın ruhuyla falan konuşuyor ya da o bir kabus bilmiyor. 2 gün sonra tekrar aynı koltuğu görüyor. Mademoiselle Noreen'in bir koltuğu var yeşil falan. İşte böyle bir olaylar silsilesi. Ruhsal alemdeki insanlar, varlıklar. İşte Ferit'in inançsızlığı ve Mademoiselle Noreen'dan sonra inanca tekrar bağlanması gibi bir teması var. Ama burada benim aklıma gelen hemen şu oldu. Şimdi diyor ya, Peyami Safa, sözcüsü bilmem ne aracılığıyla insanlığa yeni ve kendince mümkün bir dünya tasavvuru. Şimdi kendince yeni ve mümkün bir dünya tasavvuru deyince aklımıza direkt ne gelmeli biliyor musunuz? Distopya veya ütopya. Ütopya. Distopya mümkün dünya çok olmaz. Onun için ütopya gelmeli. Ütopya'da nerede var biliyor musunuz? Ütopya yalnızlığında Samim'in ütopyası var ve Samim kendi ütopyasına, yani kendi ülkesine Simeranya ismini veriyor. Samim'in Simeranyasında her şey mümkün. İnsanlar birbirine saygılı. İnsanlar belli bir seviyenin üstünde ve herkes birbiriyle hoşgörü bir şekilde her durumu göz önüne alındırarak, göz önünde bulundurarak huzur içinde yaşıyorlar. Bunun için mümkün bir dünya tasavvuru derken Simeranya, yani ütopya aklımıza gelmedi. Büyük ihtimalle anahtarda bir hata var. Çünkü Ferit ve Mademoiselle Norelia da kendince mümkün bir dünya tasavvuru dediği ütopyadan bahsedilmiyor. Ütopyadan bahseden eser Yalnız'ın Samim, ya Samim karakteri aslında. Yalnız'ın romanı ve Samim karakteri bize ütopya, yani kendim yeni ve kendince mümkün bir dünya düzenini anlatıyor. O yüzden cevabımız burada. Her ne kadar A diye gösterse de A olmaz. Edirne olmalı, aklınızda bulunsun. Tamam mıyız? Geldik son sorumuza. Yazar eser eşleştirmesinde yanlış olanı bulmamız isteniyor. Bir içim su Refik Halit, Güner'in getirdiği Nurullah Taç, Başkalaşımlar Enis Batur, Arıdağ Efsanesi Yaşar Kemal. Ama bu ülke Mehmet Kaplan'ın değil. Bu ülke Cemil Meriç'in. Bu ülke deyince aklımıza Cemil Meriç gelecek. Bu yüzden cevabımız Ceyhan'a çıkıyor gençlik. Evet gençler, sizlerle bu dersimizde Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan soruları inceledik. Bir sıkıntı, bir sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. İyi dersler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.